arkadaş çıkmalı, sevgili olmalı mevzulara gelince yanımıza uğramıyorsunuz. Ne zaman ayrıldınız ağlama duvar ediyorsunuz bizi ya. Sabahtan beri vır 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 vır. Tamam bak şimdi teselli edeceğim şimdi sen, tamam mı bak. Canım sen doğru olanı yapmışsın. Sen elinden geleni yapmışsın yani bu ilişki için yani. O düşünsün. O kaybetti yani. Abi tabi. Aa, bu bildiğin ayıp olmuş bak. Çok ayıp etmiş. Kesinlikle ayıp etmiş yani. Bunu ona hiç yakıştıramam. Ağlamak istersen boş omuz var yani. 1+1. Kız arkasından atıp duruyorum ya, 2 gün sonra barışmazsınız değil mi? Sonra adam bak benim başımı belaya sokma, ayıp olur yani. Yok, mümkün değil. Ve de diyordum ki zaten bu kız ondan ne buluyor? Hayır buluyorsundur ama çok arıyorsundur. Aslında fazla uyuşmayan yanımız vardı. Mesela o yanımda kısa kalıyordu. Sadece 50 kuruş farkla bir boy büyüğünü ister misin? Yanında altılı Adonis'te bedava. İrfan, ben seni öyle görmüyorum. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum. Misal, ben kahvaltımı yatağıma getirmesini isterdim. Her gün simitle, üçgen peynirle kahvaltı yapıyorsunuz. Bize gelince kahvaltıyı yatağıma isterim. Sıkma portakal suyu isterim. Çayım açık olsun. Ekmek dökelim de gece karabatan gelsin. Çarpılalım aşkım. Çayı apışarama dök de pişik olalım. Yanalım bitelim aşkım. Ben akşam yemeğini yatağıma istesem nevresim ne olacak dersiniz. Hayret bir şeysiniz ya. Kıskanç olmamalı. Kızım dekolteyi açıyorsunuz. Ondan sonra baraj kurmuş futbolcu gibi geziyorsunuz ya. Ben artık mutluluğu aramayacak kadar yorgunum. Mutluluk beni bulsun diyorum ama onu nasıl unutacağım? Her yerde onun kokusu var. Her yerde onun kokusu mu var? Niye kız? Limon kolonyası mı kullanıyordu? Aman boşver. Beni ne doktorlar, mühendisler? Geldiler mi kız? Yok. Niye sanki tabipler ve mühendisler odası bir heyet oluşturmuş da ev ev geziyormuş gibi konuşuyorsunuz? Sen kendine bak. Beni hiç karıştırma ya. Ben karışık kuru yemişteki sarı leblebi gibiyim. Bana hiç sıra gelmiyor. Hep en sona kalıyorum. Kimse dokunmuyor bile. Bazen böyle tutuyorlar, ana lan sarı leblebiymiş diyorlar, geri bırakıyorlar. O yüzden böyleyim yani. Bir tane kız arkadaşım oldu. O da içtiğim kolayı burnundan getirdi. Niye? Çok espritüeldi böyle, bir anda espri yapardı, burnundan çıkardı yani. O yüzden, yoksa öyle acı çektirdiğinden değil yani. Sen niye bir iş güç sahibi olmadın? Çünkü her başarısız erkeğin aklında bir kadın vardır. Onu düşünmekten işi gücü hep savsaklar yani. Benim niyetim ciddi, ben salonu bile tuttum. 8 yıldır kapora ödüyorum ben düğün salonunda. Valla davetiyeler falan hep hazır yani. Bir isim yazılacak, hepsi hazır yani. Ama işte kimse yok. Hani ne demiştin ya sen, hayatındaki boşluğu dolduracak birini arıyorum diye. Bana fırsat ver, bıyıkların arasındaki boşluğu bile doldurayım. Dur ya, hemen de sinirlendin ya. Nereye gidiyorsun hemen sinirlendin? Bırak ya çantamı. Ben derdimi anlatıyorum, sen ne yapıyorsun? Siz erkekler hepiniz aynısınız. Madem hepimiz aynıyız, neden Kıvanç? İşte öyle bayılırsın işte. Kızların evrim teorisini tek soruyla çürüttüm. Öyle bayılırsın işte. Bu soruya cevap verin. Hadi ateizler, bunu da açıklayın da göreyim. Kalk kız, yerine yat. Gitti lan kız.